Herkese merhabalar. Bu videomda bu başımda gördüğünüz saç bandını sizlere anlatmak istedim. Bunu sadece saç bandı olarak değil, aynı şekilde böyle bileğinize takarak da kullanabilirsiniz. Bakın çok hoş görünüyor. Ben böyle alelade hemen bağladım size göstermek için. Aynı zamanda ayak bileğinize de kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde boynunuza da takabilirsiniz. Bence böyle de çok hoş duruyor. Yani kısacası çok kullanışlı bir model oldu bence. Fazla lafı uzatmayacağım. Videomu beğenirseniz lütfen beğendim butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Kafanıza takılan sorularınız olursa lütfen yorumlarda belirtin. Ya da açıklama kısmına Instagram adresimi bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hemen geçelim. Öncelikle zincir çekiyoruz. Bu şekilde böyle bir tür kendi etrafında döndürüp sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin. Çok da gevşek çekmeyin. Toplamda 170 zincir çekip gelelim. 170 zincirimi çektim geldim. Şimdi öncelikle burada bakın şu zaten bizim şu anki zincirimizin içinde olan ilmek. Hemen yandakinin içine batıyoruz. Çıkıyoruz. İki tane ilmeğimiz oldu. İkisini birlikte çekiyoruz. Bu şekilde. Sonra hemen yandaki zincirin içine batıyoruz. Gene iki tane ilmeğimiz oldu. Gene ikisini birlikte çekiyoruz. Yine yandakine batıyoruz. Gene ikisini birlikte çekiyoruz. Yine yandakine batıyoruz. Bu şekilde kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. Böyle 35 tane zincirin içine batıp gelelim. 35. zincirimin içine de battım. Buraya bir sık iğne yaptım. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum. Bir doladım tığıma ipi. Şuradaki hemen yandaki zinciri atlayıp hop hemen yandaki bir yandakine yani ikinci zincirin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. 3 tane oldu. İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Yani buraya ikili trabzan yapmış oluyorum. Yine araya bir zincir çekiyorum. Bir doladım. Hemen sıradaki zinciri atlıyorum. Yani bakın bu battığımız zincir. Şu sıradaki zincir. Bunu atlıyorum. İkinci zincirin içine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Yani ilmek alıyorum. Yine ikisini birlikte çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Yine araya bir zincir. Bir doladım. Bir zincir atlıyorum. İkincisine batıyorum. 3 tane oldu ilmeğim. İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Yine doluyorum. Buradaki bir zinciri atlıyorum. İkinci zincirin içine batıyorum. İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Bu şekilde olacak. Şöyle. Bunu böyle yapıyoruz. Devam ediyoruz. Aynı bu şekilde gösterdiğim gibi. Kafes kafes olacak. Burada ta ki 35 son 35 zincir kalana kadar devam edelim. Son 35 zincirim kaldı. Şimdi burada yine baştaki yaptığımız gibi sık iğne yapacağız. Hemen batıyorum sıradaki zincirimin içine iki tane oldu. İkisini birlikte çekiyorum. Yine sonraki zincirin içine batıyorum. Yine ikisini birlikte çekiyorum. Sonrakine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Yine ikisini birlikte. Bu sık iğneleri de sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi son bir tane zincirim kaldı. Onu da böyle ördüm. Bir zincir çektim. Geriye dönüyorum. Yine buraya sık iğneler yapıyorum. Hemen dibine battım. Sonraki sık iğnemin içine battım. Zaten yerler belli. Şurada, şurada görünüyor. Buradan batıp alıp devam ediyorum. Ta ki şuraya kadar. Buraya gelince devam edelim. Şimdi
Burada son bir tane kaldı. Buraya da sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra hemen şu ilk boşluğumuz vardı ya, burada zincir çekmiştik. Oraya geliyoruz. Buraya da bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi, pardon, sık iğne değil. Buraya bir doluyoruz. Boşluğumuza batıp çıkıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir. Sonraki boşluğumuzun içine yine bir dolayıp buraya da bir ikili trabzan yapıyoruz. Yine araya bir zincir. Yani aslında şurada yaptığımız işlemleri yine buraya yapacağız. Yine doluyoruz. Sonraki boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir, bir dola, sonraki boşluğa bağıt. İkisini bir, ikisini bir çektim. Araya bir zincir. Bir doladım. Sonraki boşluğa battım. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. Bir zincir çektim. Şimdi bu şekilde böyle sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Burada son bir yuvam kaldı. Buraya da son bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şurada bir takılma olmuş. Bunu yaptıktan sonra şimdi yine buraya da tıpkı burada yaptığımız gibi, bakın kalınlıkları aynı değil. Buraya da yine sık iğne yapıyoruz. Yani dolamıyorum. Hemen sıradaki yuvanın içine batıp ikisini birlikte çekiyorum. Sonraki yuvanın içine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Yine göstermiştim bunu zaten. Sık iğneyi yine buralara sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde. Bunu da sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Döndüm. Burada artık sık iğne yapmıyorum. Yani bu iki ucun kalınlığı da aynı olması gerektiği için kaydırma tekniği uygulayacağız. Yani battım. İki tane oldu ya. Bunun içinden çekiyorum. Sonrakine batıyorum. Bunun içinden çekiyorum. Sonrakine batıyorum. Bir dakika. Bunun içinden çekiyorum. Sonrakine battım. Çektim. Bu şekilde buraya kadar devam edelim. Şimdi sonuncuya da geldim. Buraya da kaydırma tekniği uyguladım. Daha sonra bir dakika. Hemen şu yandakine batıyorum. Hemen şu yandakine battım. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Şuradaki boşluğumun içine sık iğne yaptım. Bir doladım. Hemen yandaki boşluğuma geçiyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir alıyorum. Yine doladım. Yine aynı yuvanın içine battım. Üç tane oldu. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Bir tane daha yapacağım. Doladım. Battım. Üç tane oldu. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Bakın burada üç tane oldu. Şimdi sonraki yuvaya batıyorum. İki tane oldu. Dolamadan battım bu arada. İkisini birlikte çektim. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar doladım. Sonraki boşluğuma geçiyorum. Battım. Üç tane oldu. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Tekrar doladım. Aynı yuvanın içine batıyorum. Yine ikisini birlikte aldım. Yine aynı yuvanın içine battım. İkisini bir, ikisini bir. Üç tane daha buraya ikili trabzan yaptım. Sonraki yuvaya batıyorum. Dolamadan batıyorum. Yine ikisini birlikte çekiyorum. Bu şekilde olacak. Bunu da yine şuraya gelene kadar yapıyoruz. Şimdi geldik sonuncuya. Şurada bir tane daha yuvam var. Buraya da
Sık iğnemi yaptım. Buraya da zaten ikili trabzan yapmıştım. 3 tane. Şimdi buralara, şu her tepeye yine kaydırma tekniği yapacağız. Bu şekilde. Battım tepeme. Kaydırdım. Sonrakine battım. Kaydırdım. Sonrakine battım. Kaydırdım. Bu şekilde devam ediyorum. Şuraya gelince döneceğiz. Onu da göstereceğim. Gelelim buraya. Sona geldim. Şurada bir tane daha kaydırmayı yaptım. Şimdi aynı yere bir tane daha kaydırma yapıyorum. Hemen şu aşağıya altındaki aşağı diyorum. Hemen şu altındaki boşluğa batıyorum. Buraya da kaydırma yapıyorum. Şurada bir tane var. Karşının yuvası. Oraya batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Daha sonra hemen bir sonrakine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Köşeyi döndüm. Şimdi şunu da içinden yürüteceğim. Sonrakine batıyorum. Şurada bir yuva var. Oraya battım. Yine şunu bir sıkıştırayım. Yine kaydırma yapıyorum buralara. Sonrakine batıyorum. Hemen şuraya. Bunu da kaydırdım. Bunu da yine şuraya kadar, böyle kaydırma tekniğini buraya kadar uygulayalım. Şimdi şurada sonuncu kaydırmamı yaptım. Şurada şuradaki boşluğa şuradakinin aynısını, yani sık iğnemi yapıyorum hemen karşısına. Burada sık iğnem var. Burada sık iğnem var. Burası da karşısı zaten. Bir doladım. Hemen yandaki yuvaya geldim. 3 tane ilmeğim oldu. İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Yine bir doladım. Aynı yuvanın içine battım. Yine 3 tane ilmeğim oldu. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Yine doladım. Yine aynı yuvanın içine battım. Yine ikisini birlikte aldım. Yani 3 tane ikili trabzanım oldu. Sonraki yuvaya geldim. Battım. Dolamadan battım. 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte çektim. Sonraki yuvaya geleceğim. Bir doladım. Battım sonraki yuvamın içine. İkisini birlikte aldım. Yine ikisini birlikte. Yine doladım. Yine aynı yuvanın içine batıyorum. Yine ikisini bir aldım. Yine doladım. Yine aynı yuvanın içine battım. 3 tane oldu. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. 3 tane ikili trabzanı bu yuvaya yapmış oldum. Sonraki yuvama dolamadan batıyorum. İlmeğimi aldım. 2 tane oldu. İkisini birlikte alıyorum. Yani şu işlemi, şuradaki işlemi tekrarlayacağız. Yani 3 tane ikili trabzan, bir sık iğne. Şu yuvaya, şu an şu yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonrakine buna sık iğne. 3 tane ikili trabzan, sık iğne. Bu şekilde böyle şu sıranın sonuna kadar gelelim. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şurada son bir tane yuvam kaldı. Buraya da sık iğnemi yapıyorum. Zaten karşısında da sık iğnem var. Şimdi burada yine kaydırma tekniği yapmamız lazım. Neden? Şimdi şöyle baktığınızda şu biraz daha kalın duruyor bundan. O yüzden bunu şu kenarına kaydırma tekniği yapmamız lazım ki şöyle kalınlıkları aynı olsun. Zaten dokunduğunuzda bu biraz daha sert duruyor. Bu biraz daha yumuşak duruyor. O yüzden buraya yine kaydırma tekniği uygulamamız lazım. Hemen ilk boşluğa kaydırma tekniğini uyguluyorum bu şekilde. Sonrakine uyguladım. Yine sonrakine uyguladım. Zaten bunu gösterdim, biliyorsunuz. Bunu buraya kadar yapıp keselim ve bitirelim. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.